Şükrü sana çok. Sevgili izleyenler, spor saati devam ediyor. Muğla'nın televizyonu Kanal F'de takımlarınızla ilgili mesajlarınız varsa FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderebilirsiniz. Evet, Fethiye Spor Sarıyer karşısında bakalım yarın ne yapacak? Muğla'nın profesyonel ligdeki önemli temsilcisi 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiye Spor deplasmanda Sarıyer'le karşılaşacak saat 13.30'da. Artık son olarak sevgili Timur Fidan ne söylemek istiyor? Bu maçla ilgili bir tüyo verebilir misin? Senin maç sonucun ne olur bu maçtan vermek istediğin sevgili izleyenlerimize? Nasıl vallahi, bir sonuç bekliyorsun? Rakip zorlu ve güçlü. İşte kendim eğer kendimiz kontrollü oynamaz ve aceleci davranırsak biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. O konuda bir kaygım var ama buna rağmen Fethiye Spor oradan 3 puan alırsa çok memnun oluruz. Ama bir puan alması da bence Fethiye Spor'un geleceği açısından yararlı olur. Ama çok dikkat edilecek bir takım. Gerçekten süre... Beraberlik üzerine oynamıyor. Galibiyet üzerine oynayan bir takım, onu söyleyeyim. Evet. 10 maçta 6 galibiyet aldı. Kadro bir olarak... beraberlik aldı. 3 tane de yenilgisi var. Yani ama mutlak galibiyet için saldırıyor. Hemen hemen maçları çok gollü geçiyor. Yenemezse yeniliyor zaten. 16 tane gol attı. Beraberliği bakın, de yok. Bakın doğrudan. 16 tane gol attı. Savunmasında 7 tane gol yedi. Yani 7 gol yedi. 16 ama gol. 16 tane attığı gol var. İlginçtir. İşte orta sahası güçlü bir takım. Bizim oturmuş biraz bir kadrosu orta sahada bir sıkıntımız var. İşte onu giderebilirsek, kontrollü oynarsak, biraz kadro hatası yapmazsak. Panik atak oynamamamız lazım. Evet. Yani futbolcuların buna çok dikkat etmesi lazım. Umarım en az bir puanla dönerler. Fethiye Spor bunun için dönebilecek. Yeter ki kadromuzu sağlıklı tespit edelim ve kontrollü oynayalım. Aksi takdirde bizi sıkıntılı bir sonuçla karşılaşabiliriz. Ama Fethiye Spor'un 3 puan almasından gönlümüz yana olmasına rağmen kontrollü oynayıp en az bir puanla oradan dönmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Evet, Fethiye Spor'un yarınki karşılaşmaya muhtemelen sevgili izleyenler kalede Metin Erol, Bayram Çetin, Onur Acar, Onur Bektaş, Bilal Türkgüler, Hüseyin Atalay, Uğur Erdoğan, Mert Erestik, Berat Jonathan Ustabaşı, Cenk Özbey ve Aytaş Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Yine Sarıyer'in, Ayhan Akman yönetimindeki Sarıyer'in, teknik direktör Ayhan Akman yönetimindeki Sarıyer'in sahaya kalede Atacan, Serkan Fırat Ercüment, Mustafa Tahir Cemre, Berkay Cihan, Serdar Kaan, Barış ve Hakan tertibiyle çıkması bekleniyor. Büyük Serkan geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarınki karşılaşmada yer alamayacak Fethiye Spor karşısında. Ve bir kez daha söylüyorum, karşılaşmayı Malatya bölgesinden Öner Fırat yönetecek bu maçta. Bakalım nasıl bir sonuç alacak. Bu da merakla bekleniyor. Ayrıca 11. hafta karşılaşmaları da şöyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hatay Spor, Ümraniye Spor, Ordu Spor, Kahramanmaraş Spor, Pazar Spor, Konya Anadolu Selçuk Spor, Anadolu Üsküdar, Hacettepe Spor, Bayrampaşa Bandırma Spor, Buksaş Spor, Kırklareli Spor, Menemen Belediye Spor, İstanbul Spor, Pendik Spor, Nazilli Belediye Spor ve Sarıyer Fethiye Spor karşılaşmaları oynanacak. İkincilik beyaz grupta hemen komşu il Aydın'ın Nazilli takımı da kendi evinde Anadolu Üsküdar'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Ve Nazilli Belediyespor da yine haftayı galibiyetle kapattı. Birkaç haftadan bu yana Nazilli Belediyespor kazanamıyordu. Böylece Nazilli Belediyespor da ligde 10. sırada bulunuyor 12 puanla. Nazilli Belediyespor'a da başarılar İlk diliyoruz. İlk de baktığınız zaman bir şey dikkatinizi çekiyor mu o kadroların, takımların içinde? Bir tane sinsi bir takım yavaş yavaş yükseliyor. Gidiyor. Hangi takım? Kırklareli. Bravo. Kırklareli. Kırklareli liderdi geçen hafta. Geçtiğimiz hafta liderdi zaten. Kırklareli hiç yoktu hesapta. Hayır, evet yoktu. Oyundu. İki hafta önce liderdi. Yani öyle liderdi ama bir şimdi bakın, şeyi var. Evet. Güçlü bir kadrosu var. Çok Sarıyer'i de yendi yani. Sarıyer'i yendi. Öbürünü 4 tane attı. Pazara gitti. 4 tane attı. Yani gol atan çok iyi bir
kadro oluşturmuşlar ki bu takım hep üstüne koyarak gidiyor. Evet. Üstüne koyarak gidiyor. Bir takım vardır. Bir gün gider, bir gün kalır ama bu hep üstüne koyarak gidiyor. O takımla da oynamadık biz daha. Tabii daha oynamadık. Evet, oynamadık tabii. İşte yani çok zordu. İstanbul Spor, Kırklareli, işte... Vallahi sen... Hocam hani, bütün takımlar aynı hocam. Zaman. Anadolu Üsküdar'ı bakın zorla yendik biliyorsunuz. Playoff. Ligin sonundaydı. İlk beşteki takımlarla oynamadık. Şu var. Sen ne kadar iyi oynamaya düşünürsen rakibin de o kadar iyi oynamayı düşünür. O da puan almak ister. Evet. Düşen takım daha tehlikelidir. Evet. Yukarıdaki takım da daha rahat oynarsın da düşmeye aday takımlardan daha zorlanırsın. Bizim çoğu oynadığımız takımlar aşağıdaki takımlardı. Evet. Şimdi bundan sonra yukarıdakilerle oynayacağız. Evet. En tehlikeli kısmı orada başlıyor. Evet. Hayırlısı şimdi, bundan sonra ben nasıl diyorsam ben o bana puan ve puanlar lazım diyorsam onlar da diyor bana puan ve puanlar lazım. Onlar da diyor aynı şeyi. Hı-hı. Onlar da aynı şeyi düşünüyor. Ya burada kendine hakim olan takımına sahip çıkan teknik adamların en büyük problemi. Sarıyer maçında bir avantajımız var. Kırklareli de 3 puan kaybettiği için evet. Sarıyer biraz daha üzerimize şuursuz gelirse. O zaman bundan yararlanabiliriz. Şimdi Sarıyer'i çok iyi bilirim. Sarıyer'i sahasını da biliyorum. Yani, istikrarlı. İyi bir takımdır. Her zaman iyidir. Başlarındaki çocuk da Ayhan da Galatasaray'dan tanıdığımız delikanlı. Yeni bir teknik genç, teknik bir direktör. Bir şeyler çok vardır. Çok ileriye oynatıyor. Devamlı hücum oynatıyor. Onu söyleyelim size. Evet. Yani onu belirtelim sevgili izleyenler. İstanbul'daki tabii arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre güçlü bir takım. Gerçekten kanatları ve orta alandan çok çabuk hiç olmadık bir anda atağa kalkıp organizasyonlar üretebilen bir takım. Bir şey soracağım sana Can. Sen biliyor musun? Biliyorum Timur. Sahasını biraz hızlanalım. Kim saha yapacaklardı? Halı saha yapacaklar. Halı saha mı? Yok normal saha. Şimdi değil mi? Normal. Evet. Evet. Değerli izleyenler Fethiye Spor'a başarılar diliyoruz. Dostça, centilmence bir karşılaşma olsun ve Fethiye Spor bu karşılaşmadan dileriz puan ya da puanlar çıkartır. İkincilik beyaz gruptaki bütün takımlara da ve diğer kırmızı gruptaki takımlara da başarılar diliyoruz. Aydın Spor var yine bölgemizden. Aydın Spor'a da başarılar. Şimdi Muğla'da, Bodrum Spor'da 3. ligde mücadele ediyor. Bodrum Spor deplasmandan 1 puanla döndü. Tabii ki Kahramanmaraş deplasmanındaydı Bodrum Spor. Sevgili Timur Fidan, ne söylemek istersin Bodrum Spor'la ilgili olarak? Şöyle baktığımızda Bodrum Spor şu andaki puan sıralamasında 11. sırada zaten. Evet. 14 puanla var. Gerçekten istikrarlı ilk defa tutunmaya çalışan ve ligde de tutunmayı başaran şu anda gördüğümüz kadarıyla Kahramanmaraş Büyükşehir. Kahramanmaraş Spor'la karıştırmayalım. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye takımı. Ayrı bir takım mı? Ayrı bir takım. Büyükşehir'in desteklediği. Birinci söyleyebileceğim böyle bir güçlü kadronun karşısında henüz acemilik yapmadan gerçekten kendi kıvamında mütevazi bir kadroyla geçen seneki kadrosunda çok fazla değişiklik yapmadı Bodrum. Sevgili benim daha önce başkanlık yaptığımda futbolcum olan Cem Canbaz teknik direktörlüğünde. Evet, bağlanmak istiyoruz Cem Canbaz'a, Sayın Cem Canbaz'a. Şu anda evet, arkadaşlarımız bağlanmaya çalışıyor. Evet. Hala istikrarlı ve lige tutunma zaten bu sene önemli olan. Önemli olan lige tutunmak, kalmaları. Tutunup bir tecrübe kazanmak. Ondan sonra gerekli yerlere hem Fethiye Spor hem Muğla Spor beraber dışarıdan da izlettikleri oyuncularla kadrosunu güçlendirerek önümüzdeki senelerde daha başarılı sonuçlar alabilir. Şu anda gerçekten Bodrum'da uzun yıllardır ligde, profesyonel ligde yer alma açlık duygusu var. Ve bu başarıyı da beraberinde getiriyor. Gerçekten orada sevgili belediye başkanı Kocadon çok destekliyor. Evet. Birçok iş adamının da bu işe destek verdiğini biliyorum. Güvendikleri bir teknik direktör, oranın yerlisi bir teknik direktörle çalışıyorlar. Ve bu başarıyı yavaş yavaş ama kendini dev aynasında görmeden kontrollü götürürlerse bence profesyonel dünyada tutunmak zor. Yani mücadele etmek güzel bir şey ama tutunabilmek için biraz düzenli, istikrarlı ve fedakarlık isteyen bir aşamadadır. Umarım şu ana kadar getirdikleri ligde devreyi gene 25 puan civarında tamamlarlarsa bu seneyi sakatlanmadan, bir kötü durum yaşamadan tamamlayabilir diye düşünüyorum. İnşallah
Biz de tabii siz de büyük çaba gösteriyorsunuz. Evet. Bodrum'un canlı maçlarının görüntülerini de zaman zaman paylaşarak burada değerlendirip onlara katkıda bulunursak çok iyi olur. Abdullah abi de görüşlerini tecrübesiyle bildirir. Sevgili Yaşar Anter'in destekleriyle tabii ki bir kez daha Yaşar Anter'e de teşekkür etmek istiyorum. Yaşar Anter ve ekibine yine onun sayesinde tabii ki bu haftaki karşılaşmasından da görüntüleri izleyince biraz daha yorumda bulunabiliriz. Şimdi Bodrum, gerçekten çok Muğlar'ın, güzel olacak. Muğlar'ın kazası değil mi? Evet. Tabii ki. Bu Muğlar'ın televizyonu İlçesi. Değil mi? Evet. Tabii ki. Onun için yapmaya zaten mecburuz. Hayır, yapacağız zaten. İşte onlardan da destek olacak. Hep beraber Bodrum Sporu, Muğla Sporu, Kınık Sporu, buradaki Ortaca Belediye Sporu, bütün çevremizdeki, sadece Muğla'nın değil, Muğla'nın dışındakileri de el verdikçe zamanımız ölçüsünde paylaşmaya çalışacağız. Ben öyle düşünüyorum. Biz de değerli taraftarlara, izleyicilere görüşlerimizi aktarmaya çalışacağız. Kapsama alanı içimizde olanların hepsine yardıma koşacağız. Dileriz. Evet. Şimdi bu hafta bu grupta oynanan karşılaşmalara şöyle baktığımızda Söke Spor, Didim Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Düzeltiyorum. Affedersiniz sevgili izleyenler. Denizli Büyükşehir Belediye Derince Spor'la 1-0 mağlup etti. Ayvalık Gücü Of Spor'la golsüz berabere kaldı. Gazi Osman Paşa Yomra Spor'la 1-1. Ankara Adliyespor Kemer Spor'u 3-2 mağlup etti. Etimesgut Belediyespor Manisa Büyükşehir Belediyesi ile golsüz berabere kaldı. Orhan Gazi Sultanbeyli Belediyespor'la berabere kaldı. Diyarbakır Spor Zara Belediyespor'la berabere kaldı. Kahramanmaraş Spor Bodrum Spor'la Diyarbakır 1-0 yendi. Galip. Düzeltiyorum. Evet, Kahramanmaraş Bodrum Spor'la berabere kaldı. Hatay Payas Spor'da Sakarya Spor'u 2-1 mağlup etti. Şimdi buna göre şöyle baktığımızda Bodrum Spor Lig'de 11. sırada bulunuyor sevgili izleyenler. Ve 14 puana sahip Bodrum Spor. Söke Spor'la karşılaşacak Bodrum Spor bu hafta. Bodrum Spor bu hafta Denizli Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Evet, Denizli Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Evet, Sayın Cem Canbaz da şu anda müsait değil sevgili izleyenler. Ama önümüzdeki programlarda mutlaka bağlanıp onun görüşlerini, hedeflerini Bodrum Spor'un. Yine Bodrum Spor Başkanı Sayın... Mehmet Kocadon. Tabii ki Belediye Başkanı Sayın Kocadon ama... Bodrum Spor Başkanı Rıza Karakaya'ya da yine eğer müsaitse arayabilir ve Bodrum Spor'un hedeflerini bize ulaştırabilir. Ya da arkadaşlarımdan hemen telefonunu vereyim. Rıza Bey'le de Sayın Başkan'la da eğer temas kuralım. Çünkü Bodrum Spor Teknik Direktörü Sayın Cem Canbaz şu anda müsait değil. En azından önümüzdeki haftalar için görüşebileceğini belirtiyor. Evet, Bodrum Spor için ne söyleyeceksin? Turistik ilçe ve bir hareket var. Şimdi, arkadaşlarım daha önceki karşılaşmalarından görüntü ekrana getiriyor. Tribünleri doluyor en azından şimdi. Şimdi açlık diyen bir olay vardır. Evet. Ne kadar aşk futbol aşkı. Futbola açlık. Açlık, evet. Artı futbol aşkı da ona karışırsa büyük bir kampanya başlıyor o zaman işte. Evet. Bu kampanyanın ilk ayağını çok güzel yaptılar. Sayın belediye başkanlarıyla ve taraftarlarıyla güzel bir takım yarattı. Bodrum Tayfa grubu var mesela, evet. Taraftar grubu. Bunların zaten kendilerine has bir özellikleri de vardır. Bunların hepsi gemici biliyorsun. Tayfalarıyla beraber yola çıkmışlar. Mehmet Kocadon da benim sevgili arkadaşım da onlara öncülük yapmış. Başkanlarını da tebrik ediyorum. Hepsine yeni bir başarı diliyorum. Çünkü niye? Burada bunlar yeniler. Yenileri birdenbire biliyorsunuz ya, aralarına başkaları girdi mi yabancılar, tık tavukların arasına başka bir tavuk girdi mi tık 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 kafasına vururlar ya. Evet. Onlar da şimdi o vaziyette. Temkinli ve yavaş gitsinler. Hiçbir zaman birdenbire ortaya atılmasınlar. Bunun en büyük şeyini sen bilirsin Timur. Yani ortaya atılan ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diyen takımlar hep iki tokat yerler. Bir alta düşerler.
Onu değil, sadece bu sene orada kalmayı düşünsünler. Sevgili yönetmenimi rica edeceğim bu arada. Çok affedersin. Sayın Başkan Rıza Karakaya'ya ulaşabilirse, Sayın Rıza Karakaya'ya, Bodrum Spor Başkanı, ulaşalım arkadaşlar. Buyurun. Elimizden ne geliyorsa Bodrum Spor için, Fethiye için ne yapıyorsak Bodrum için de onu yapmamız lazım. Biz hep şunu söyleriz, Fethiye'nin ne olması lazım derdim ben. Futbol şehri. Evet. Bacasız bir endüstri. Burada da olabilir. Turizmde, Bodrum'da, Fethiye'de tabii birbirleriyle destek olduğu zaman bu takımların yapacağı bir sürü şeyler vardır. 60 tane, 70 tane takım bir yere gidiyorsa tatil yapmaya, hı-hı, ve buradaki şartlar ona el veriyorsa o tatilleri buraya çekerler. Hı-hı. Turizm için de açısından da iyi olur. Evet. Ve Bodrumlar aç şu anda. Hı-hı. Futbolu aç, futbola sevgisini aç. Evet. Onun için bir an evvel inşallah Allah yollarını açık etsin. Ayakları düz bassın. Atlara denir gerçi bu ama. Ayakları düz bassın. İyi şutlar atsınlar. Golleri yapsınlar. Takımlarını galip getirsinler. Mehmet Can'ımızı da iyi tanıyorum çünkü. Sen de tanırsın. İyi bir çocuk. Bu işi de becerir. Allah yardımcısı olsun. Evet. Geliyoruz Muğla Spor'a. Muğla Spor sevgili izleyenler. Bornova deplasmanındaydı. Bornova 1881 spor kulübünü deplasmanda coşkunla attığı golle 1-0 mağlup etti. Evet, Muğla Spor gerçekten Türk futboluna önemli futbolcular yetiştirmiş bir kulüp. Yeşil beyazlı Muğla Spor'da, Muğla'da halkın, taraftarının düne kadar sahip çıktığı bir takımdı. Dileriz Bal Ligi'nden 3. Lig'e yükselir. Muğla Spor'da ve eski yerlerine gelir. Evet, deplasmanda attığı golü ekranlara getireceğiz. Bornova 1881 karşısında oynadığı Muğla Spor, Utaş Uşak Spor'un liderliğini sürdürdüğü ligde Denizli Yeşilköy Spor'un ardından ikinci sıradaki 10 puanla 3. sırada. Utaş Uşak Spor 5 karşılaşmada 12 puan topladı. Muğla Spor'da 5 karşılaşmada 10 puan toplayarak ligde 3. sıraya yerleşti. Tabii aynı grupta Ortaca Belediyespor da var. Ortaca Belediyespor da hemen söyleyelim. Ligde 11. sırada bulunuyor. 3 puana sahip 4 karşılaşma yaptı bugüne kadar. Ve kendi evinde Ortaca Belediyespor mağlup oldu. Haftayı mağlubiyetle kapattı. Denizli Yeşilköy karşısında 4-1 mağlup oldu Ortaca Belediyespor. Tabii ki telefon bağlantılarımız olacak. Muğla'ya bağlanacağız. Ortaca'ya bağlanacağız. Arkadaşlarımız bağlayacaklar ama Muğla Spor'la ilgili şu bilgiyi de vermek istiyorum. Deplasmanda 1-0 galip gelen Muğla Spor bu hafta kendi evinde Söke Spor'la karşılaşacak. Ve Ortaca Belediyespor'da deplasmanda oynayacak. Ortaca Belediyespor bakalım haftayı nasıl kapatacak? Yine Muğla Spor haftayı nasıl kapatacak? Çok merakla taraftarları bekliyor. Ayrıca bugün Muğla'da önemli bir toplantı vardı sevgili izleyenler. Muğla Sporlu futbolcunun silahlı saldırıya uğramasından dolayı bir fiili hareket olmuştu. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Tabii bununla ilgili olarak kulüp başkanı yönetiminde Muğla Spor Kulüp Başkanı Sayın Haluk Beylimoğlu yönetiminde toplandı ve bu toplantıyla ilgili olarak da hemen görüntülerimiz var. Basın sözcüsü, az sonra telefonla da bağlanacağız Muğla Spor'da. Basın sözcüsü Sayın Abdullah Eskihisarlı'nın açıklamalarını alacağız. Hemen o görüntüleri ekranlara verelim. Abdullah Eskihisarlı'nın yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. Evet arkadaşlarım, ekrana getirecekler o toplantıyla ilgili. Bu arada Abdullah Eskihisarlı'ya da bağlanacağız. Telefon bağlantısını kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Muğla Spor'la ilgili ne söyleyeceksin sevgili Timur Fidan? Vallahi bu seneki sezondaki maçlarını seyredemedim Muğla Spor'un. Geçen yıl 2-3 maçını seyretmiştim. 3 maçını seyretmiştim. Ligde 3. sırada. Şu anda 3. sırada. Bizim biliyorsun Fethiye Spor'un amatör futbolcusu vardı. Patrick
Etoga. Birinci ligdeki transfer edilmişti ama iki sezondur Muğlaspor'da kiralık olarak oynuyor. Evet. Çok başarılıydı oradaki müsabakalar, benim seyrettiğim müsabakalarda. Umarım bu sene de aynı başarıyı götürüyor. Muğla'da çok sevildiğini biliyorum telefonla görüşmelerimden. Ama canlı olarak müsabakaları da seyredemedim. Daha geçen yıl seyrettiğim müsabakaları da gerçekten dört dörtlüktü. Takımı toparlayan, çeviren çok iyi, yararlı bir futbolcu. Keşke Fethiyespor'da da oynayabilseydi ama şu anda Muğlaspor'a büyük katkı sunuyor. Patrick Etoga, Petit'e birinci lige çıktığımızda kadromuzdaydı da oynayamadığı için ikinci ligde yabancı statüsünden ötürü oynayamıyor tabii. Muğlaspor gerçekten başarılı. Geçen yılda zaten kuyruğundan döndü. Bodrum Spor'la Ortaca Spor yükselirken Muğla Spor, Bodrum Spor yükselirken Muğla Spor sıralamada başarılı olamamıştı. Evet. Umarım bu sene olur. Aynı başarıyı, istikrarı sağlarlarsa. Telefon attığımızda Abdullah İskisi abi, Muğla Spor Başkan Yardımcısı, hedefi alalım. Bu yılki hedefi alalım. Çok kötü bir olay yaşanmış. Evet, sevgili Fidan, daha fazla bekletmeyelim. Diğer telefonlarımız da olacak. Daha basketbol maçları da var. Sürem de iyice daralıyor. Sayın İskisarlı, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar Erdoğan Bey. Evet, ben hemen sözü uzatmak da istemiyorum. Hemen evet. Muğla Spor, bu yılki hedefi nedir? Önce tebrik ederim. Deplasmanda aldığınız 3 puan hakikaten Muğla'ya altın değerinde puan oldu. Evet. Ne söylemek istersiniz? Nasıl bir karşılaşma oynadınız İzmir deplasmanında? Öncelikle böyle bir bağlantıyı sağladığım için... Ne demek? Bundan sonra her hafta birlikteyiz. Mümkün mertebe aynı zamanda yine programımızda, stüdyoda bekliyoruz sizleri. Konuklarınızda Abdullah Çevrim'e, Sayın Timur Zidan'a da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bu hafta bildiğiniz üzere 5. hafta Bornova deplasmanında takımımız çok iyi bir gol ortaya koyarak 1-0 galip gelmeyi bildi. Tabii karşılaşma kolay geçmedi. Özellikle ikinci yarısı çok çetin mücadele halinde geçti. Ama galip gelerek 3 puan almasını bildik. Şu anda ligde 10 puanla 3. sıradayız. Evet. Uşak Spor'un en yakın takipçisiyiz. 2 puan var aramızda. Evet. Muğla Spor'un hedefi nedir? Muğla Spor biliyorsunuz ki amatör liglere düşeli tam 5 sene oldu. Muğla Spor öncelikle bu 5 senede ne yaptı? Ben onları söylemek istiyorum. Onları anlatmak istiyorum. Buyurun. Muğla Spor amatör liglere düştükten sonra bizim ilk dönemimizde diyelim, benim yöneticimde ilk dönemde Sayın Emine Riştan Başkanlığı'nda kulübün inanılmaz bir borcu vardı. Bu özellikle yapılandırma borçları vardı. SSK ve vergi yapılandırma borçları. Biz şu anda aylık 20 bin lira olmak üzere kulübümüz amatörde olmasına rağmen her ay SSK ve vergi yapılandırma borçlarını ödemeye devam ediyoruz. Evet. Bu süre zarfında piyasaya olan ve evraklı olan borçlarımızın hepsini temizledik. Şu anda Muğla Spor Kulübü'nün mevcut sadece dönemsel borçları ve SSK ve vergi yapılandırması dışında hiçbir borcu bulunmamaktadır. Çok güzel, evet hocam. 4 senedir bunlarla mücadele ederken en sonunda 5. senede taraftarında, şehrinde çok arzuladığı, isteklediği, şampiyonluk özlemini dört gözle beklediği 3. lige çıkmak için çok iyi bir kadro kurduk. Muğla Spor'un tek hedefi var, şampiyon olmak. Ama evet, maalesef siz de biliyorsunuz ki bu ligde sadece birinci bitirmek yetmiyor statüye göre. Birinci bitirdikten sonra biz şu anda 10. grupta mücadele ediyoruz. 9. grubun birincisiyle final maçı oynayacağız. Evet. En son 2 dönem önce yine bir final maçında Isparta Emrespor'a çok haksız bir şekilde kaybetmiştik. Maalesef Muğla'da da bir lobi oluşturamadık. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Gerek vekillerimiz nezdinde, gerek sivil toplum kuruluşları nezdinde doping kullanan, dopingli olan futbolcuların oynadığı bir takım Isparta Emrespor takımı 3. lige yükseldi. Evet. Ve ligin, yanlış hatırlamıyorsam, devre arasında ligden çekildi. Evet. Ya da o ligin sonunda ligden çekildi. Evet. Muğla Spor Kulübü Rıdvanların, Sercanların, evet, Sevzilerin, evet, Mutlu Çeliklerin, Adnanların, Fethiye Sporlu Adnanların tabii. Demiyorum.
Muğla Spor Kulübü bu sene şampiyonluktan başka hiçbir hedefi yoktur. Muğla Spor Kulübü şampiyonluğun yanında kendi ilçeleriyle, Bodrum'uyla, Fethiye'siyle, Milas'ıyla, Ortaca'sıyla daha önceki dönemlerde olan küskünlükleri, dargınlıkları, buzları eritmiştir. Evet. Taraftar bazında da hep birlikte hareket etme anlamında, mesela özellikle bunu söylemeden geçemeyeceğim, Bodrum'dan en son içeride oynadığımız Uşak Belediye maçında yaklaşık Asi Tayfa grubundan 50 kişilik bir grup bizi desteklemeye geldi. Evet. Buradan da sizlerin aracılığıyla onlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Eski Hisarlı. Size soracağım. Hepsini saydım evet. Da bir benim Muğla'da çok sevdiğim bir eski futbolcunuz vardı. Evet. Arap Mehmet. Evet. Yaşıyor mu? Kendisi vefat etti. Yani kendisi vefat etti. Uzun bir dönem oldu. Evet. Sizin aracılığınızla da buradan kendisine Allah rahmet eylesin. Benim burada Fethiye'ye getirdiğimiz Yılmaz Spor'la beraber oynadığımız maçlarda karşılıklı oynamıştık. Ve onu ben Fenerbahçe'ye götürmek istedim. Gelmemişti. İlle Yılmaz Spor dedi. Öyle kaldı. Evet. Sevgili Eski Hisarlı. Fethiye Spor'dan Etoga, Patrick Etoga da kadronuzda bulunuyor. Evet. Fethiye Spor'la şunu öğrenmek istiyorum. Ekonomik olarak destekleri nasıl sağlıyorsunuz? Bu konuda sponsor ihtiyacı var mı? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Nasıl bir talepte bulunursunuz? Bir de taraftarlara mesajınız nedir bu programda? Erdoğan abicim, buyurun. Evet biz bunu açık yüreklilikle ben ortaya koymak istiyorum. Biz bu sene 1 milyon 600 bin civarında bir bütçeyle yola çıktık. Evet. Bal liginde olmasına rağmen bu bütçeler belki çok gibi görünüyor bir amatörlük için ama inanın bugün bir Kuşadası, bir Söke Spor, bir Uşak Spor Uşak 2 milyonlu, Spor. Bir Afyon Spor 3 milyonlu bütçelerle hareket ediyor. Biz de kendimize uygun bir bütçeyle yola çıktık. Bu 1 milyon 500 bin lira civarında, 1 milyon 600 bin lira civarında bütçenin yaklaşık 500-600 bin lirası kulübümüzün gelirleri. Evet. Kulübümüzün gelirleri bunlar da nedir? Belediyemizin bizlere sağladığı büfeler, kiralar, otoparklar bunlardan gelen gelirlerimiz var. Evet, amatör ligde sponsor çok önemli ve bu anlamda kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Mavi Dağ Suyu'nun sahipleri Merkez Grup göğüs reklamı tekrar kendilerinden aldık. Bunun yanında bayrak çalışmaları başlattık. Şehirde şampiyonluk heyecanıyla birlikte kurduğumuz kadroyla birlikte çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz. Firmalar bize ciddi destekler veriyor. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Ama şu anda tabii bunlar yeterli değil. Sayın Valimiz başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Menteşe Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yöneticilerine hepinizin nezdinde çok teşekkür ediyorum. Destekleri her kesimden görüyoruz. Her gün çığ gibi de bu destekler büyüyor. İnşallah da bu şekilde devam eder diyoruz. Evet. Buradan, evet sizi dinliyorum. Evet, mesajını almak istiyordum son mesajı ama ondan önce de bugün bir toplantı yaptınız. Önemli bir toplantıydı bu. Futbolcunuz Hasan Çelebi'ye yapılan bir fiili saldırı vardı. Evet, o görüntüleri, toplantının görüntülerini hemen ekrana almak istiyorum. Ve bununla ilgili de aldığınız karar nedir? Nedir efendim? Biz bültenlerimizle de ekrana getireceğiz. Nedir? Bugün yaptığımız basın toplantısında da söylediğimiz gibi bu olayın Muğla Spor Kulübü ile birebir hiçbir ilişkisi yoktur. Tamamen şahsi bir olaydır. Ama konu her ne olursa olsun silahlı müdahalenin kulübümüzce kınandığını bildirmek istedik. Evet. Böyle bir olayı kesinlikle kabullenmiyoruz, kesinlikle yanlış buluyoruz. Olay zaten adli makamlara taşındı. Orada bu süreç devam edecek. Futbolcumuzun sağlık durumu son derece iyi, gayet iyi kendisi.
Bugün itibariyle de hastaneden taburcu edildi. Evet. Geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. En kısa zamanda da aramızda görmek istiyoruz kendisini. Ve Söke Spor maçı var. Ve Söke Spor maçı var sevgili Eski Hisarlı. Bu Söke Spor maçına nasıl hazırlanıyor takım? Cezalı ya da eksik oyuncu var mı? Ve maçla ilgili taraftarlara hangi gün hangi saat için çağrıda bulunursunuz? Evet, önemli bir viraj olan Söke Spor maçımız Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumunda saat 1.30'da oynayacağız. Cezalı oyuncumuz bulunmamaktadır. Sakat oyuncumuz Kaptan Kemal'in maçta aldığı bir darbeyle ayağında küçük bir sakatlığı var. Maç saatinde oynayacağı belli olacak. Daha önceden Fethiye Spor'da da forma giyen, bizim de çok sevdiğimiz oyunculardan birisi olan Patrick Etogan'ın sol bileğinde küçük bir ağrı var. O da sanırım birkaç gün içerisinde idmanlara başlayacaktır. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor. Takımımız bugün itibariyle antrenmanlara Tevfik Atatek'in önderliğinde başladı. Evet. Çalışmalarımız iyi gidiyor. İnşallah Söke Spor maçında da 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet. Bizler de sevgili Abdullah Çevrim, sevgili Timur Fidan'da Muğla Spor'un karşılaşmalarına geleceğiz. Bunu da belirtelim. Ve bu karşılaşmalardan en güzel görüntü ve röportajları da alacağız. Sevgili Cüneyt'e de teşekkür ediyorum. Hakikaten Muğla Spor'la Muğla'nın televizyonu Kanal F arasında verdiği yardımcı olmasından dolayı sevgili Abdullah Eskisarlı Muğla Spor'a başarılar diliyoruz efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tüm konuklara da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Değerli izleyenler devam ediyor spor saati. Muğla Spor'dan sonra Ortaca Belediyespor'u da Bal Ligi'nde 10. grupta mücadele ediyor. Kendi evinde 4-1 mağlup oldu bu hafta. Ortaca Belediyespor için sevgili Timur Fidan ne söylemek istersin? Şöyle lige baktığımızda ısınmaya çalışıyor. Evet, biraz Ortaca tutunmaya çalışma döneminde. 4 karşılaşma oynadı daha. Sevgili Mete Sönmez'e bağlanacağız. Ortaca'dan gazeteci arkadaşımıza ondan bilgiler alacağız. Çünkü karşılaşmayı yakından izledi. Şimdi 4 karşılaşmada işte henüz toparlanıp kademe olarak ligde belki puan cetvelinde sıralamada farklı bir yerde ama geçen sene ligde çok çekişmeli müsabakalar oynayan bir takımdı. Evet. O da tutunma aşamasında biraz geride kaldı belki ama daha çabuk erken zamanda toparlanmasını ve üste çıkmasını diliyoruz. Zaman zaman artık hem Fethiye Spor'un hem Muğla Spor'un hem Bodrum Spor'un fırsat buldukça müsabakalarına gitmek istiyoruz Abdullah abiyle ben. Zaman zaman gittiğimizde onları orada yerinde görerek daha sağlıklı bilgiler paylaşabileceğiz burada. Umarım çabuk toparlanıp üst sıralar için Muğla Spor gibi en azından daha yukarılarısı için tutunma dönemini çabuk atlatırlar ve önümüzdeki sene çok daha başarılı olurlar diye düşünüyorum ben. İnşallah Ortaca Spor gerçekten köklü bir kulübümüz. Fethiye Spor'la da 1940'larda 50'lerde futbol oynayan köklü bir kulübümüz bölgemizin, Muğla ilimizin. O açıdan gönül istiyor ki Milas'ın da aynı şekilde bulunmasını, yatağında bulunmasını ama şu andaki Bal Ligi'nde Ortaca ile Muğla maçı vurduğuna göre. Milas, Bodrum, tabii Milas, Fethiye, Marmaris. Marmaris. Tabii. Evet. Marmaris'e yazık ki ligden. Maçlarına geldim. Evet. Marmaris'i bizim kısa boyda olan çalıştırıyordu. Fener'den ayrılma. Oraya geldik, Marmaris'e geldik, Milas'a geldik. Evet. Ortaca Belediyespor Bal Ligi'nde sevgili izleyenler gerçekten önemli 4 karşılaşma oynadı. Bu 4 karşılaşmada bir galibiyeti var. Bu hafta da ve İzmir'e gidiyor. 3 tane de mağlubiyeti var. Ortaca İzmir'e gidiyor. İzmir Spor'la oynuyor. Evet. Ortaca Belediyespor İzmir Spor'la karşılaşacak. Tabii bakalım son durum nedir? Ortaca Belediyespor'u futbolculara da baktığımızda Gökhan Yılmaz, Erce Uslu, Mustafa Mermi, Uğur Çakın, Abdullah Çetin, Tuğrul Bitin, Uğurcan Sarı, İnan Karabulut, Emre Kuncak, Oktay Koçoğlu, Sercan Sakarsu, Gökhan Karakum, Mert Kabaş, Özgür Elmas, Yusuf Çelik, Deniz Yumurtacı, Semih Can Aslan, Mehmet Davulcu, Gökhan Kabayel, Berk Saraç, Sedat Sezgin, Hasan Baydar,
Cemil Karakum, Soner Arı geniş bir kadro kurdular bu yıl. Evet, telefon attığımızda evet Mete Sönmez'e bağlanmak istiyoruz. Ortaca'ya ama arkadaşlarım bakalım ne söyleyecekler. Ortaca Belediyespor'la ilgili. Şimdi ben bir zor maçlarını değil mi? Seyrettim. Bal değil. Bir maçlarını evet. Seyrettim ya ben bunları. Çok çekişmeli, heyecanlı aslında. İnan bana profesyonel maçlardan daha çok zevk aldım. Evet. Ya amatör kümede maçlarını seyretmek, amatörlerin maçını seyretmek bana daha çok zevkli geliyor. Evet. Çünkü orada yalan yok, dolan yok. Allah ne verdiyse kendilerinin yetenekleriyle oynuyorlar. Ya onlara işte dediğim gibi önlerini açacak zeminler lazım. Onların evet. Önleri açılmadıkça bir şey olmaz. Evet. Yani sporda eğer bir şey yapmak istiyorsak muhakkak ki onların önünü açacaksınız. Evet. Bizim Ortaca, Fethiye, işte Marmaris, Bodrum, Muğla bunlar da hep buralardan geldi. Başka yerlerden gelmediler ki. Hepsi bu mücadeleyi vererek geldi. Gelen kalanlar kaldı, gidenler gitti. Şimdi kalanlardan yeni yeni artık bir şeyler yaratmaya çalışıyor Muğla. Ortaca'da bir takım yaratıyor. İşte Muğla'da kendi takımlarının vilayeti. Ya bu yalnız burada bir şey dikkatimi çekiyor. Hepsi birbirlerine böyle şey, başka türlü bakıyorlar. Muğla Fethiye, Fethiye Muğla'ya. Bodrum Muğla. İşte, Muğla basın sözcüsü Abdullah Bey söyledi Abdullah'ın çok güzel. Yapıcı. Çok bir yapıcı. Ben bunu hep söyledim. Fethiye birinci lige çıktığı zaman da söyledim. Değil mi? Fethiye'yi gelin her tarafa Muğla'ya mal edelim. Yalnız Fethiye'ye değil. Herkes şimdi oradan Muğla'nın bir takımı çıkacak. Muğla'ya yardım edelim. Muğla'yla beraber olalım. Muğla 3-4 tane takım var. O köprüyü kurmaya çalıştılar yani. İşte 3-4, evet. 3-4 tane takım olursa Muğla'da çok daha güzel olur. Evet. Her şey için iyi güzel olur. Bir lobin olur. Bir kendine göre bir ayrımcılığa. Tabii onları kaldırırsın. Ne oluyor? Biz birbirimizi yemekten başka bir şey yapamıyoruz böyle olduğu zaman. Ama aradan başkası bacak kapıyor. Oradan bacak kapıyı götürüyor. Sen kelle koltukta diyorsun, o bacağını almış götürüyor işte. Evet. Onun için her şeyle bir ortaklaşa bir komite kurulması lazım. Herkes birbirine yardımcı olması lazım. Yani amatör takımda oynayacak bir adam iyi gelmişse o takımdan ben onu Muğla'ya almalıyım, Marmaris'e almalıyım, Fethiye'ye almalıyım. Yani oradan hocam, gelecek. Hocam süremiz kısalıyor. Sevgili Mete Sönmez telefon attığımızda sözün önünüze balla kesiyorum. Gazeteci arkadaşımız Ortaca Belediyespor'un Denizli Yeşilköy maçını izledi. 4-1 mağlup oldu Denizli Yeşilköy karşısında. Ancak ümitsiz de değildi. Ben gündüz kendisiyle görüşmüştüm. Ortaca Belediyespor bu hafta deplasmanda İzmir deplasmanda gidecek İzmir Spor'la. İzmir Spor'da tecrübeli bir takım. Sevgili Sönmez, iyi geceler. İyi geceler hepinize. Evet, sevgili Mete Sönmez. Önce hemen geçtiğimiz haftaya Ortaca Belediyespor'un oynadığı Denizli Yeşilköy maçına gidelim. 4-1 kaybetti Denizli Ortaca Belediyespor. Bu kayıpta neden oldu? Yani Ortaca Belediyespor savunmasında zaaflar mı var? Halbuki geniş bir kadro kurdu bu yıl. Biz programımızın içinde de konuştuk. Şimdi Ortaca Uşak maçının bir önceki hafta Uşak maçında sayılmayan iki tane penaltısı var. Net penaltısı. Ve savunmanın belki mi diyebileceğimiz Abdullah ve Emre Kuncak cezalı durmuştu. Emre direkt kırmızı karttan 4 maç ceza aldı. Evet. Abdullah ise gözlemci raporuyla maç sonunda 1 maç ceza verildi ve ikisinden eksik olarak bu maça çıktı. Evet. Ayrıca sezon başında transfer edilen birinci kaleci olarak transfer edilen Gökhan da antrenmanda sakatlandı ve ilk yarıyı kapattı. 3 eksikle çıktığı maçta defans hattında yeni transfer, son dakikada transfer edilen Mefair oynadı Abdullah'ın yerine. Evet, henüz hazır değil tabii. Maça evet. Esas baskılı başladı Ortaca. İyi atak yapıyordu ancak duran toplardan bu sene en büyük şanssızlığı duran toplara bir türlü engel olamıyor. Duran toptan bir karambol oluştu ceza alanında ve 1-0 yenik durumu düştü. Evet. Bunun hemen ardından rakip ceza alanının içinde Yusuf'un vurduğu şutla ilk yarının son dakikalarında
rakip defansın eline çarpan topu hakem yakın, çok yakın planda olduğu gerekçesiyle saymadı. Evet. İkinci yarıya yine baskılı başladı, pozisyonları buldu. Tek forvet olarak bu karşılaşmadan sevgili Sönmez, bir saniye hemen yönetmen arkadaşımdan rica edeceğim. Bu karşılaşmayla ilgili fotoğrafları en azından ekranlara getirelim. Evet, sizi dinliyoruz. İkinci yarı baskılı başladı. Soner de maç boyunca iki tane çok net pozisyonu yakıldı tek forvet oynayan. Ancak Soner ilk pozisyonda gayet netken topu kaleciye bıraktı. İkincisinde ceza alanına birebir girerken son anda ceza alanının içinde yapılan müdahalede sendeledi. Hakem penaltıyı verecekti. Devam etti. Devam edince hakem düdüğü bıraktı. Kendisini bıraksa penaltıydı. Pozisyonu kaybetti. Yine zayıf bir vuruşla ikinci pozisyonu değerlendiremedi. Yine maçın 51. dakikasında oyuna giren Kemal, yine son dakika transferlerden bir tanesi, girer girmez gol attı. Geriden gelerek duran top organizasyonunda. Fakat bunu da yan hakem saymadı. Maçın ilginç yanı, yan hakemin daha bağlı gündeki ikinci yönettiği maç. Yönettiği maç. Hakemlerin yönünden baya baya şanssız bir maç. Hatta ondan sonra tribünlerden çok büyük tepki doğdu. Futbolcular çok büyük tepki gösterdi. Ortaca bir bakıma hem forvet hattının bu sene istenilen sayıda olmaması hem de hakemler yüzünden puanları kaybetmeye devam ediyor. Evet, bu hafta önemli bir maç. İzmir deplasmanında olacak. İzmir Spor'la karşılaşacak. Nasıl hazırlıyor? Hala aynı eksikler devam ediyor mu? Şimdi Abdullah'ın cezası bitti. Evet. Abdullah bu maçta oynayacak ama Emre Kuncağ'ın 3 maçta kırmızı cezası var. Kaleci Gökhan ilk yarıyı kapattı dediğim gibi. Yeni kaleci Cihan bu maçta ilk kez oynadı. Fakat maçı atmosferinden dolayı kendini gösterme fırsatı bulamadı. Forvet'i yeni transferden bir tanesi bu maçta kendisini bayağı gösterdi. Bir topu direkten dönen Kemal büyük ihtimalle forvette yer alacak. İzmir Spor'da bu maçta kalecisinden yoksun çıkıyor. Kaleci Sertaç son kale maçında 80. dakikada kırmızı kartla oyunun dışı kaldı. İzmir'in o eksiği var. Ortacığın dediğim gibi iki eksikle maça gidecek. İki takımın puanları eşit. Pardon, İzmir Spor'un 4 puanı var ama hiç galibiyeti yok. Evet. 4 beraberlik aldı. Ortaca tek galibiyeti var. Kale Spor'a ilk maçta 3-1 yenmişti. Evet, sevgili Sönmez, Ortaca Belediye Spor'un bu yılki beklentisi ne? Sayın Başkan ve ne söylüyor? Ve taraftar ne istiyor? Sayın Erdoğan Bey, şimdi Ortaca Belediye Spor bal gibi birlikte ilk kez mücadele ediyor. Evet. Çok güçlü bir taraftarı var. Ancak taraftar değil, seyircisi var. En büyük eksiklerinden bir tanesi o. Her maç tribün tamamıyla dolu. Ancak takıma destek tezahürat yönünden, işte taraftar yönünden yok. Maç boyunca sessiz bir tribünü var Ortaca'nın. Ortacılar esas maçları bir bakıma tatil havasında gidiyor. Yani tatilimizi değerlendirelim, güzel bir gün geçirelim havasında. Yönetim orta düzeyde bir takım oluşturmaya çalıştı. Düşük bir bütçesi var. Mesela forma sponsoru halen Ortaca Belediye Spor'un yok. İlçedeki esnafların yardımıyla oluşturulmuş bir takım. Bu seneki de Bal Ligi'nde kalmak. Evet. Üst sıraları biraz kendileri de güç görüyor yönetim olarak. Teknik kadro bunu belirtiyor. Ligde kalmak lige iyi bir heyecan vermek istiyor. Oynanan oyunu bakınca da iyi bir oyun var ancak sonuca gitmekte zorlanıyor. Hala Bal Ligi'nin yabancısı. Rakipler çok çok güçlü. Evet. Rakiplere bakınca işte Didim, Kuşadası, Ödemiş, Söke gibi çok çok ciddi bütçeli, iyi kadrolu takımlar var. Ortaca bunlara göre çok mütevazi bir kadroyla oynuyor. Ama normalde iyi mücadelelerin orta sahası Bal Ligi'nin en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Sadece forvette bir sıkıntı yaşıyor. Forvet oyuncuları hala bir uyumsuzluğu var. Geçmişlerine bakınca çok kaliteli futbolcular. Kaliteli futbolcular ancak takıma tam uyum sağlamadılar. Evet. Soner, Cemil ve Kemal üçü de geçmiş yıllarda gittikleri takımlarda çok başarılı olmuş forvet oyuncuları. Ama dediğim gibi hala sıkıntı var. Bunun da en büyük göstergesi atılan gollerde 4 gol atıldı. Bunun bir tanesini Cemil, 3 tanesini ise kaptan Semih Atlık. Semih orta saha ve kanatlarda oynayan bir futbolcu. Forvet yani biraz devreye girerse Ortaca Belediye Spor ilerleyen haftalarda bayağı ligde kendisini gösterecek. Evet.
Sevgili Mete, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda yine Ortaca Belediyespor'un analizlerini senden alacağız. Çok çok teşekkürler, iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, değerli izleyenler, elimizde tabii Kanal Muğla'nın televizyonu Kanal F. Hafta sonunda Muğla'da önemli bir karşılaşmayı da ekranlara getirmişti. Hem de naklen basketbolda. Yine bu karşılaşmadan görüntüleri alacağız ama arkadaşlarımdan hemen 2 dakikalık bir sürem kaldı. Onu da hemen telefonla değerlendirmek istiyorum. Muğla'da 2. lig basketbolda Orman Spor, Bursa Gemlik Gücüm Spor'u 81-72 mağlup etmişti. Sevgili Muğla'ya bağlanacağız. Muğla'da sevgili Cüneyt Erdan'dan, gazeteci arkadaşımızdan bu karşılaşmayı da Kanal F adına anlatmıştı. Değerlendirmeyi alacağız. Tabii basketbolda aslında voleybolda Seydikemer Belediyespor Tekirdağ'ı 3-0'lık skorla geçmişti. Yine Fethiye Gençlik Spor deplasmanda galip gelmişti. Çok önemli bir karşılaşma sonunda 85-57 gibi bir galibiyetle döndü ilk karşılaşmasında. Ve bu haftada Fethiye'de saat 14.30'da Fethiye Spor Salonu'nda önemli bir karşılaşmaya çıkacak Fethiye Gençlik Spor basketbolda. Evet, evet sevgili Cenk, düzeltiyorum, Cüneyt Erdan'la konuşacağız. Evet, sevgili Cüneyt, iyi akşamlar diliyorum. Erdoğan Hocam, Üstad, iyi akşamlar diliyorum. Konuklarınıza da mutlu akşamlar diliyorum. Tüm Kanal F izleyicilerine de sevgi saygılar sunuyorum. Evet, sevgili Cüneyt, Orman Spor 81, Bursa Gemlik Gücüm Spor 72. Orman Spor naklen yayınladı Muğla'nın televizyonu Kanal F'de. Sen de anlattın, çok teşekkür ederim bizlere yardımcı olduğun için. Bu karşılaşmayı şöyle özetler misin? Ve Orman Spor'un bu yılki hedefi nedir? Yakından takip ediyorsun çünkü. Sayın Can Kuş, öncelikle şunu belirteyim. Orman Spor'la birlikte Muğla'da adeta uyuyan basketbol sevgisi tekrar devleşti. Evet. Neden devleşti diyoruz? Çünkü Orman Spor Muğla'da basketbola bir renk kattı, bir heyecan kattı. Ve basketbol sevgisini adeta çocuklara aşıladı. Bunu belirterek sözlerime başlıyorum. Evet. Orman Spor bu yıl yeniden yapılanan basketbol liglerinde ikinci ligde mücadele ediyor. Evet. Muğla'mızı temsil ediyor ve bu yılki hedefi de mütevazi genç kadrosuyla şampiyon olup bir üst lige yükselmek, birinci lige. Orman evet. Spor Ligi'nin ilk maçında 30-10-2015 tarihinde İstanbul deplasmanında Yeşilyurt Spor'la karşılaştı. Bu maçta 3 periyot önde götürdüğü maçtan 4. periyottaki tecrübesiz hatalarından sonrasında 83-66 mağlup ayrıldı. Gelelim evet. Geçtiğimiz haftaya. Sizin televizyonunuzu bu arada Kanal F televizyonunu yönetiminden çalışanına kadar kutlayarak sözlerime devam ediyorum. Evet, ilk kez naklen yayınlanıyor değil mi bir basketbol evet, maçı? Evet, Muğla tarihinde bir ilk defa bir spor müsabakası canlı olarak ekranlara getirildi. İnsanlar oturdukları evlerinden hem de kaliteli bir şekilde bu müsabakayı izlediler. Sizin nezdinizde tüm Kanal F ailesine de şükranlarımızı sunuyoruz spor camiası adına. Gelelim bu maça, benim aktardığım evet. maçı Sayın Can Kuş. Bu arada Devrim Sayın evet. Devrim Karakuş'a da teşekkür etmek istiyorum yardımlarından dolayı. İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nden. Tabii ki Sayın As Başkan, aynı zamanda Orman evet. Spor As Başkanı Sayın Şube Müdürü Devrim Bey. Onun da tabii ilgi ve alakaları da en üst düzeydeydi. Gerek Kanal F'deki çalışan teknik arkadaşım, gerekse bizlere sağladığı imkanlara teşekkür ediyoruz. Orman Spor'un Gemlik Gücüm Spor maçından biraz bahsedeyim Sayın Erdoğan Cankuş. Maç boyunca bütün periyotlarda öndeydi Orman Spor. Ve bu maç sonunda da skora bunu yansıttı. 81-72'lik skorla sahadan galip ayrılmasını bildi. 4 periyodun 4'ünde de rakibine oranla üstündü. Ama bir önemli faktörü de tekrar üstüne basarak dile getirmek istiyorum. Atatürk Spor Salonu şu an ekranlarda gördüğünüz üzere hem bu tribünde hem karşı tribünde bulunan spor severlerimiz de maça damgasını vurdular adeta. Maç boyunca susmayarak Orman Spor'a desteklerini de eksiksiz bıraktılar. Bu arada Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sayın Serkan Öçalmaz, Orman Bölge Müdürümüzle birlikte Muğla Motorspor Kültür Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Topla Orman Spor'umuza destek verenler arasındaydı.
Bundan sonra süreçte ne var? Kısaca onu aktarayım birkaç cümle. Vaktinizi almadan. Orman Spor statü gereği, fikstür gereği bundan sonraki 4 maçını 3 maçında kendi sahasında oynayacak Sayın Şenkür. Evet. Öncelikle bir tanesi önümüzdeki cumartesi günü yine saat 16.45'te Antalya temsilcisi Kepe Spor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıkları Orman Spor'da ciddi bir şekilde devam ediyor. Genç ve mütevazı kadrosuyla bu maçlarda galip ayrılmayı hedefliyorlar. Ondan sonraki maçlarda 21 Kasım tarihinde Muğla Orman Spor kendi sahasında Düzce Belediye'yi konuk ederken yine 28 Kasım tarihinde Muğla Orman Spor Zirve Üniversitesi ile yine Muğla Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Tekrar ediyorum, Kanal F Muğla'da böyle bir işe ilk imza attığı için sizin nezdinizde kutlayarak sözlerime son veriyorum Sayın Canmış. Evet sevgili Cüneyt, devam edeceğiz. Bitmeyecek bu yayınlar, bu naklen yayınlar devam edecek. Yine senin o güzel anlatımınla dileriz önümüzdeki günlerde. Ve ben Sayın Valimiz Amir Çiçek, yine Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün Bey'in de orman spor için, basketbol için de tribünde önümüzdeki günlerde yer alacağına inanıyorum. Çünkü onların da spor sevgisi başka. O zaman buradan cumartesi içinde davette bulunalım bütün spor severlere. Cumartesi günü saat 16.45'te Muğla Orman Spor Kepez Belediye maçında Muğla Atatürk Spor Salonu'nda buluşalım diyorum. Tabii ki. Çok teşekkürler sevgili Erdan. İyi akşamlar. Konuklarınıza da sevgi saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Cüneyt'e de teşekkür ediyoruz. Sürem çok kısaldı birkaç cümleyle. Sevgili çevrim. Basket maçını mı izleyeceğiz? Gideriz. Ne var? Gideriz. Sporun bir parçası ve Muğla'nın temsilcisi. Evet, ben severim. İkinci ligde yine Fethiye, az önce söyledim. Fethiye Gençlik Spor Basketbol takımı da. İki dakikalık zamanımız var. Evet, son. Vaktim geçti. Son cümle. Fethiye Spor'a yarınki maçında, Sarıyer maçında başarılar diliyorum. İnşallah dedikleri olur. İnşallah kendinin düşündükleri olur. Ahmet Hoca'nın düşündükleri olur. Oradan puanlarla dönerler. Dönmek mecburiyetindeler ki buradaki maça moralle çıksınlar diye. Hepsine başarılar diliyorum. Evet. Sayın son Sinan, bir ayda son 4 maç oldu. İşte gerçekten yorucu bir periyot belki ama 3 maça buna alışmak zorundayız. Ben öncelikle Sarıyer müsabakasında en az bir puanla Fethiyespor'un dönmesini ve hafta sonunda burada oynayacak müsabakada da yine 3 puanla dönmesini. Benim prensibim o. 1 puan dışarıda, 3 puan içeride. Evet. İnşallah bu dileklerimiz sahada da gerçekleştirir. Amin. Kardeşlerimiz. Her iki takıma sportmenlik, centilmenlik adına başarılar dilerken Fethiyespor'a galibiyet adına kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Başarılar evet. Diliyorum. Ezel böyle istiyormuş. Yatmaya. Ezel evet. İyi geceler oğlum, hadi yat sen artık. Evet, hep teşekkürler. Hep böyle bekliyormuş. Evet, teşekkürler. Canım sevgili izleyenler, spor saatinden bu akşamlıkta bu kadar. Bölgemizdeki bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Dileriz galibiyetle kapatırlar haftayı ve puanlarına yeni puanlarla eklerler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkürler. Bizlere yazmaya devam edin. FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderin. Mesajlarınızı da buradan okuyacağız sevgili izleyenler. Önümüzdeki hafta yine salı günü aynı saatte buluşuncaya dek mutlu geceler. Hoşça kalın. Başka adamı da alabilir. Benim de aklım. Bu ne kalmış ya? Teslim olmuş. Başka var ya, çocuk oynadı, ayağına çarptı, koydu.